Ve şu anda Hizbullah cemaatinin önünde de bekliyor. Sen katil misin? Katil mi kardeşim? Yalnızca gerçeklerin takipçisi Büyük Takip'ten herkese merhaba. Bu hafta toplumun barışın sağlanması için acil çözüm bekleyen bir sorunumuzu ele alacağız. Alevi sorununu. Zaten bir devlet kendi vatandaşını kesinlikle aldatmaz. Alevilerin taleplerinin özü eşit yurttaşlıktır. Devletin de hükümetin de bu derde ortak olması gerekir. Bir takım karanlık çevreler, tahrikler var. Alevi kardeşlerimiz üzerinde çok tehlikeli bir oyun oynanmak isteniyor. Kirli bir tezgah bu. Alevler de kessin kes. Böyle bir oyuna gelmezler. Hükümetin 2009 yılında başlattığı Alevi açılımı gezi eylemleri sonrası raftan indirilerek tekrardan masaya konuldu. Peki ne oldu da Alevi açılımı yeniden gündeme geldi? Bu sorunun cevabı özellikle Reyhanlı ve gezi eylemlerinde Alevi-Sünni kesim arasında oluşturulmak istenen gerilimde yatıyor. Çözüm süreciyle birlikte Türk-Kürt çatışmasından istediğini elde edemeyeceğini anlayan karanlık odaklar bu sefer de gözlerini Sünni-Alevi çatışması çıkarmaya dikti. Her ne kadar hem Sünni hem de Alevi kanaat önderlerinin verdiği sağduyu mesajları gerginliği büyük ölçüde yatıştırsa da sorunun kökten çözüme kavuşturulması gerekliliği kaçınılmaz bir gerçek. Peki kim bu Sünni-Alevi çatışması çıkartmak isteyen karanlık odaklar? Gerginliğin önüne geçmek için neler yapılmalı? Alevilerin sorunları ve talepleri neler? Hükümetin gündeme aldığı Alevi açılımı içerisinde neler var? Aleviler açılıma nasıl bakıyor? Geçmişten bugüne Alevi sorunu. Türkiye, geçmişten bu yana hiç bitmeyen toplumsal tabanlı iki sorunun muhatabı oldu. Bunlardan biri olan Kürt sorunu, son yıllarda atılan cesur adımlarla belli bir düzeye geldi. Silahlar sustu, fikirler konuşmaya başladı. Böylece Türkiye üzerine oyunlar oynamak isteyenlerin en önemli aracı da saf dışı kaldı. Kürt sorunundaki iyileşme süreciyle gözler bir diğer kırılma noktasına çevrildi. Yani Alevilik konusuna. Çoğunluğu Sünni olan Türkiye'de Alevilik her ne kadar mezhepsel bir çatışma konusu yapılmaya çalışılsa da sorun daha çok devletin Alevi kesimi sahiplenmemesi olarak ortaya çıktı. Ancak
Alevi ve Sünni kesimi karşı karşıya getirmek için akıl almaz katliamlar yapıldı. Alevisi, Sünnisi, Lazlı köylerimiz bir arada, dostluklarımız var. Yani halkın birbiriyle sorunu yok. Bugün cemevlerimiz var. Kimse gelip cemevlerine ya bir itiraz ettiği yok. Hatta Sünni kardeşlerimizden birçok insan cemevlerimize gelir. Yani burada bir sorun yok. Ama bu diş mihrakların yarattığı işte Türkiye'yi nasıl bölebiliriz? En vurucu şey de din üzerinde. Çünkü hassas bir konu. Din üzerinde bunu yaparsak bu çok daha kolay olur. Nihayeti Suriye'de de aynı şey yaşanmıştır. Geçmişte yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle Aleviler Türkiye'de sürekli ikinci sınıf vatandaş olarak görüldüklerini söyleyerek taleplerini devlete iletti. Aleviler Yavuz Sultan Selim döneminden bu yana bu ülkede yasaklı, kendi inancını, ibadetini kaçak göçek zor şartlarda yaşamak durumunda kalan insanlar oldular. Cumhuriyet döneminde de maalesef bu tablo değişmedi. Tam tersine daha da ağırlaşarak devam etti ve günümüze kadar geldi. Tekke ve zaviyeler kanunu ile birlikte bu ülkede bir inanç grubu olarak Alevilik yasaklandı. Yani Alevilik dede, pir ve onun talipleri arasındaki ilişkiyle yaşanacak olan bir inanç ve ibadet biçimidir. Bu kanunla beraber dedelik, pirlik, seyitlik, çelebilik, babalık ki bunların hepsi de Alevi inancında hayati önem ifade eden dinsel ünvanlardır, payelerdir. Bunlar yasaklandı. Peki Alevilerin sorunları nasıl çözülür? Bunu anlayabilmek için önce sorunun kaynağına, yani geçmişe bakmak gerekiyor. Özellikle de 1978'den 1993'e kadarki o kritik sürece. İlk ateş Kahramanmaraş'ta yakıldı. Bir defa daha belirtiyorum ki, silahlı kuvvetler kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 12 Eylül darbesinin ayak seslerinin duyulduğu yıllarda Türkiye'de sağ-sol çatışması yaşanıyordu. Bu çatışmadan bir de Alevi-Sünni gerginliği meydana getirmek isteyen karanlık odaklar boş durmuyordu. Babayiler ayaklanması, Selçuklular döneminde Osmanlı Celali ayaklanmaların her birinin iktisadi sebepleri var. Sosyal sebepleri var. Merkezi otorite ilişkin bunun sebepleri var. Yakın zamanda meydana gelen olaylarla ilgili olarak yine biz yavaş yavaş görüyoruz. Bir takım karanlık çevreleri, tahrikleri var. Alevi Sünni kışkırtmasından medet uman bir takım çıkar çevrelerinin hedefleri var. Dolayısıyla bunların söz konusu olduğu komplike sebepler bütünlüğün biz mevcudiyetinden söz edebiliriz. Nitekim çalışmaların neticesini ilk olarak 1978 yılında Kahramanmaraş'ta gördük. Kente Ülkücü Gençlik Derneği tarafından getirilen bir film izlenirken Çiçek Sineması'na bomba atıldı. Bombayı Alevilerin attığı söylentisi yayıldı. Bu söylentiyle Türkiye'nin tarihine Maraş katliamı olarak geçen olaylar yaşandı. Galeyana gelen ülkücülerle Aleviler arasında çıkan çatışmada 150 Alevi vatandaş hayatını kaybetti. Aynı olayda 150'ye yakında Sünni vatandaşımız hayatını kaybettiyse de bu durum kamuoyundan hep uzak tutuldu. Sünni kardeşlerimiz açısından da bir olumsuz ruh hali var. Alevlerle ilgili çok ciddi ön yargılar var. İpe sapa gelmez
iftiralar var. Sünni kardeşlerimiz içerisinde çok yaygın olduğunu bildiğimiz. Bunlar nereden ortaya çıkmıştır? Nasıl ki Alevilerdeki o olumsuz ruh halinin sorumlusu, yani bugün çok açık ve net bir şekilde ortadadır ki derin güçler ise, Sünni kardeşlerimizde hakim olan, yaygın olan o olumsuz ön yargıların sorumlusu da aynı derin ve karanlık güçlerdir. Çünkü Aleviler Sünnileri sevmeyecek, Sünniler Alevileri sevmeyecek ki birileri kendi karanlık senaryolarını hayata geçirme imkanı ve ortamı bulabilsinler. Derin güçler bundan sonra Alevi kartını dönem dönem kullanmaya devam etti. Bir avaz eyle, yüzünü zor ama, sür de öyle gel. Tarihler 1980 yılını gösteriyordu. Çorum'da sağ ve sol grupların çatışması sonucunda çoğu Alevi olan 57 kişi hayatını kaybetti. Bu olaylardan 4 ay sonra da 12 Eylül askeri darbesi geldi. Türkiye sonrasında her iki olayında darbeye giden yolu açmak için planlandığı gerçeğiyle sarsıldı. Şimdi Cumhuriyet tarihi boyunca, öncesini bırakalım bir kenara, Aleviler sistematik bir şekilde inançları reddedilmiş. Yani hiçbir şekilde dikkate alınmamış, baskıya, katliama, asimilasyoncu politikalara maruz kalmışlar. Yani 1921'de Koçgiri'de, 1937-38'de Dersim'de çok ciddi, bizzat devletin sorumluluğunu taşıyan katliamlara maruz kalmışlar. İzleyen dönemlerde de, Cumhuriyet'in değişik dönemlerinde de yine devlet kökenli olduğunu bugünden baktığımız zaman çok net bir şekilde bildiğimiz bir takım karanlık senaryolara, katliamlara maruz kalmışlardır. 12 Eylül darbesinin şartlarını olgunlaştırmak isteyenler 78'de Maraş'ta, 1980 yılında Çorum'da, 1979 yılında Malatya'da ve Elazığ'da Alevlerin mağduru olduğu karanlık katliamcı saldırılara maruz kalmışlardır. Sivas olayları. Alevilere yönelik katliam olaylarından bir diğeri de Türkiye'nin en karanlık yılı olan 1993 yılında yaşandı. Aziz Nesin'e tepki olarak başlayan ve provokatörlerin ortaya çıkmasıyla Madımak Oteli'ni alev topuna çeviren olaylarda 33 yazar, şair ve düşünür can verdi. Ülkemizdeki siyasi fraksiyonların nerede bitmek noktasına belirli bir zümrenin, sol fraksiyonların zayıfladığı anlarda ne hikmetse, Çorum Sivas olaylarına bakın, Maraş olaylarına, zayıfladığı noktada, solun zayıfa düştüğü noktalarda hep Alevi vatandaşlara muhakkak bir katliam oluyor. CHP Doğru Yol Hükümeti en son dönemde, Sivas'tan sonraki dönemde, Gazi olaylarına dikkat edin, geldi bir Alevi dedesi tarandı kahvehanede ve 4 ay sonra bu ülke seçime gitti. Sol partiler alacaklar oyu toparlamak için, ne diyeyim artık. Yani hep solun olduğu bir dönemlerde Alevilere kıyım oldu. Olaylar Alevi-Sünni kavgası gibi yansıtıldı. Başarılı da olundu. Birçok kesim ölenler üzerinden Alevi-Sünni ayrımına gitti. Olayların şaibeli tarafı hep konuşuldu. Ama gerçek failler bulunamadı. Madımak, Sivas'ın acı bir sembolü olarak kaldı. Bu şekilde gerçekleşen ve Alevilerin canını acıtan, yaşadıkları toprakları çoğu zaman terk etmek zorunda kaldıkları karanlık olaylar nedeniyle
Alevilerdeki bu olumsuz ruh hali günümüze kadar devam ede gelmiştir. Yakın tarihimizde de birçok örneği görüldüğü gibi Türkiye'deki huzur ortamından rahatsız olanlar her defasında Alevi-Sünni çatışması çıkartmaya çalışıyor. Reyhanlı saldırısı ve Gezi Parkı olayları bu çatışmanın ipuçlarını veriyor. Reyhanlı'da amaç Alevi-Sünni çatışması. Türkiye 11 Mayıs 2013'te tarihinin en kanlı terör saldırısına uğradı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 52 kişi öldü, 146 kişi yaralandı. Çok geçmedi, saldırının Suriye istihbaratı El Muhaberat destekli olduğu ortaya çıktı. Alevi ve Sünni vatandaşlarımızın arasında esas nifak o gün sokuldu. Nasıl derseniz orada bir takım Alevi vatandaşlarımızı sokağa döküp Beşer Esad yanlısıymış gibi yürümeleri, işte Beşer Esad'a destek mitingi gibi miting yapmaları orada Alevi ve Sünni vatandaşların arasında bir gerginlik yarattı. Onun akabinde bakarsanız İran tabii ki fonksiyon oldu. Hem Reyhanlı'da hem Gezi olaylarında. Çünkü bize gelen bazı bilgilerle, belgelerle biz bu emniyet, bu devletin İçişleri Bakanlığı'nı bilgilendirdik. Emniyet Genel Müdürlüğü'nü bilgilendirdik. İstihbarat Daire Başkanlığı'nı bilgilendirdik. Şu anki Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Görmez Bey'den randevu aldım. Bizzat gittim bu konuyu işledim. Anlattık. Tabii ki sağduyuyla yaklaştılar. Bir takım tertipler de aldılar. Olayın çoğunlukla Sünni vatandaşların yaşadığı Reyhanlı'da gerçekleşmesi karşımıza yine aynı analizi çıkardı. Türkiye'de terörün bitmesi için atılan adımlara karşılık bir Alevi-Sünni çatışması çıkarılmaya çalışılıyordu. Bilgisiz bir takım Alevi dedelerinin kendilerine Alevi süsü vermiş Ermeni vatandaşların Alevi toplumunun üstünden oynadığı kirli bir tezgah bu. Bunlar en çok ona alet oluyorlar. Çünkü dış güçlerin rahatça kullanabileceği zümreler bu cahil cühela zümre. Ülkenin huzuruna kast edenlerin planları tutmadı. Gezi'de de aynı karanlık plan. Aynı senaryo Gezi Parkı eylemlerinde de uygulanmak istendi. Günlerdir dünyanın ve ülkenin gündeminden düşmeyen olaylar demini aldıkça asıl planlar da ortaya çıktı. Çevreci bir eylemle başlayan ve hükümeti düşürme isteğiyle kontrolsüz şiddete dönüşen gösterilerde toplum mühendisliğine soyunanların yine aynı kozu kullandığı görüldü. Bir Alevi-Sünni çatışması çıkarmak. Çok çirkin provokasyonlarla Alevi kardeşlerimiz üzerinde çok tehlikeli bir oyun oynanmak isteniyor. Gezi olaylarına da baktığımız zaman yakalanan İranlı ajanlar, ben bunu buradan iddia ediyorum. İranlı ajanlar yakalanıp yurt dışına gittikten sonra Gezi olaylarının tansiyonu düştü. Ankara'da bugün bakın Kızılay'da şu saatlerde Kızılay'da duramıyorduk. Yani sürekli olaylar ben Dikmen'de olaylar oluyordu. Ama eskisi gibi tansiyonlar düştü. Tabii birinin üzerinden çok yüklü miktarda bir para çıkması. Erzurum'daki Türkiye Gençlik Birliği'nin başkanının İran'a çıkıp üzerinden yüklü paralar ve korkunç derecede harcamalar yapması. Peki Türkiye'nin müreffeh ortamından rahatsız olanlar kimler? Bu konuda özellikle dış bağlantılara işaret ediliyor. Üstelik bu bağlantıların başını çeken ülkeler olarak da en çok İran ve Suriye'nin adı geçiyor. Peki İran bu olayların neresinde?
Gerçekten de ülkemizde Alevi-Sünni çatışması çıkartmak mı istiyor? Olayların arkasında İran mı var? Suriye'de Nusayri mezhebine mensup Esad rejimiyle işbirliği içerisinde bulunan İran'ın aynı işbirliğini Anadolu Alevileriyle de kurmak istediği son zamanların en çok konuşulan konularının başında geliyor. İran'ın bu amaçla Türkiye'de acem oyunlarıyla bir Alevi-Sünni çatışması çıkarmaya çalıştığı sık sık dile getiriliyor. Bundan 3 yıl önce bizim bu kuruluşumuza iki tane vatandaş geldi. Ankara'da bir kuruluş aracılığıyla, bakın kuruluşun ismini vermiyorum çünkü savcılık soruşturmasında var. Şimdi bu kuruluşa gelen bir bayan, bir erkek İranlıydı. Geldiler buraya, işte bize anlattılar, neler yaptığımızı sordular. Biz tabii yine böyle yardımın olduğu bir güne dek geldik. İnsanlar şaşırdı. Sen dediler ne yapıyorsun? İşte ben çalışmalarım çok basit. Yani pek insanları tanımadığımız için bahsettim. O çok güzelmiş dediler. İşte biz size bağış yapmak istiyoruz. 200 bin dolar gibi bir para teklif ettiler bize. Biz çok, yani bizim derneğimizin genel sekreteri de müfettiş kökenli olduğu için araştıralım dedik. Yönetimimize sorduk. Biz bu işi bir kenara koyduk ve araştırdık bu konuyu. Araştırdığımızda bize gelen vatandaşların İranlı olduğunu öğrendik. Kesinlikle bu işe karşı çıkıyoruz. Çünkü İran'daki Alevi anlayışıyla, Şii anlayışıyla Türkiye'deki Alevi anlayışının bir bağdaştıracak bir yeri yok. Bir kol kola gezeceğimiz bir şeklimiz yok diye reddettik. Parayı da kabul etmedik. Bize şunu söylemişlerdi, şunu teklif etmişlerdi. Bu 200 bin dolar alın, Ankara'da sık sık toplantılar düzenleyin. Biz dedik işte Ankara'da maliyeti bu kadar. Parasal problem değil, para yok dediler. Siz düzenleyin, bütün her şeyini biz karşılayacağız. Biz kuşkulandık tabii. Bize gelenlerden birinin bayanı 3 ay mı pardon 4 ay önce bir gazetede Iğdır'da Muta ajanları diye bir otele baskın yapıldı. Aynı bayanı biz orada resimde gördük. Bizim kuruluşumuza gelen bayanı. Hatta iddialara göre çatışmayı körüklemek için Türkiye'den çok sayıda Alevi dedesi İran'a gönderilip eğitiliyor. Anadolu'da değişik illerde, İstanbul'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Ankara'da bir takım kuruluşlarla bunların içli dışlı olduğunu gördük. Tabii bir takım Alevi dedelerinin değişik olaylar anlattıklarını duyduk, gördük, bize anlattılar. Biz bu olayı biraz araştırdığımızda İran'ın Türkiye'de 3 tane Alevi kuruluşu, bir tane de İstanbul'da Alevi Vakfı kurduğunu öğrendik. Ve bu kuruluşlar resmen İran'a çalışıyor. Alevi vatandaşları götürüyorlar İran'a. İlk 2 gün devrim muhafızlarıyla görüştürülüyorlar. 3. gün dini liderler Hamane ile görüştürüyorlar. Gezdiriyorlar, getiriyorlar. İran'ın Türkiye'nin bölgede ekonomik ve siyasi olarak gittikçe güçlenen konumu, PKK terörünün bitmesinin çıkarlarına ters düşmesi, İstanbul'da yapılacak 3. köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesi gibi konulardan ciddi şekilde rahatsız olduğu yapılan değerlendirmelerin başında geliyor. Sünni tabanımız Sünni bilsin ki Alevler de kessin kes. Böyle bir oyuna gelmezler. Yani onları kafaya koysunlar. Biz her ne kadar da oyunu da yapsalar, kendi yerlerine gelen güveyde olsalar, bizim Alevi toplumu incindik fakat incitmedik. Maraş'ta incindik, yine kimseye bir şey yapmadık. Sivas'ta vurulduk ama yine kimseye bir şey yapmadık. Gazi'de yapıldı, yine bir kimseye. Biz kısasa yana değiliz. İnsanları seviyoruz. Barıştan, sevgiden, muhabbetten, aşktan yanayız. Anadolu Alevilerinin İran Şiiliği ile ortak noktası yok. Alevi önderler, Anadolu Aleviliği ile İran Şiiliğinin hiçbir ortak noktası olmadığını ifade ederek Alevileri oyuna getiremeyeceklerini söylüyor. Anadolu Alevi dedesiyle İran'daki Molla ömrü billah kol kola gezmemişti ve gezemezdi. Çünkü İran'daki Şii Aleviliği dediğimiz Alevilerin yaşayış, inanış felsefesi bize çok, bazı konuları çok ters düşüyor. Türk'ün
örfüne, adetine, ananelerine çok ters olaylar yaşanıyor. Bunlardan biri de mutan nikahı. Müslüman Türk milletinin hiçbir zaman için buna evet diyeceğini ben tahmin etmiyorum. Oysa ki Aleviler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öz unsurlarıdır. Hoca Ahmet Yesevi'den günümüze kadar. Alevilerle diyelim ki İran Şiiler arasında inanç bağında bir bağ ne kadar var? Şimdi sadece Ehl-i Beyt sevgisi dışında pek de bağdaşır bir yanımız yok. Zaten Ehl-i Beyt sevgisi zaten bütün yani İslam, Müslüman olan herkeste bu olmalı. Ritüellerimizde, inançlarımızda, ibadetlerimizde hiçbir yakınlığımız yok. Hatta Sünni kardeşlerimizle gelenek bazında, töre bazında, yaşam biçiminde birbirimize çok yakınız. Yani bu yönde yakınız. Ama İran Şiiliğiyle uzaktan yakından bir alakamız yok. Türkiye'de Alevi-Sünni çatışması çıkartmak isteyenlerin oyunları şimdilik bozuldu. Ama tehlike tam anlamıyla geçmiş değil. Tehlikenin ortadan kaldırılması için her şeyden önce ülkenin Alevi sorununu acilen çözmesi gerekiyor. Alevi açılımı Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla bugünlerde yeniden gündemde. Aleviler ne istiyor? Tarihsel süreçte planlı olarak katliama uğradıklarını söyleyen Alevilerin devletten talepleri var. Devletin Alevilere karşın eşitlikçi davranması, cemevlerine yasal statü tanınması, zorunlu din dersinin kaldırılması ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Alevileri de temsil edecek hüviyete getirilmesi sıralanan istekler. Alevilerin taleplerinin özü eşit yurttaşlıktır. Yani Aleviler kendileri için özel, kendileri için ayrıcalıklı, kendileri için imtiyazlı herhangi bir talep gündeme getiriyor değillerdir. Bu ülkede eşit yurttaş olmak istiyorlar. Alevilerin çok sayıda talebinin tekabül ettiği meselenin özünde eşit yurttaşlık talebi vardır. Eşit yurttaşlık talebi nasıl karşılanacaktır? Din ve vicdan özgürlüğü yasal ve anayasal güvence altına alınarak karşılanabilir. Üçüncü köprünün adı değişsin. Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından görkemli bir törenle temeli atılan 3. köprüye verilen isim tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül köprünün adını Yavuz Sultan Selim olarak açıkladı. 3. köprünün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olsun. Anadolu yakasındaki havalimanının adının Sabiha Gökçen olması nasıl Dersimler açısından bir olmayacak şey ise, nasıl onları rencide eden bir duyguya sebep oluyorsa, 3. köprüye Yavuz Sultan Selim adının verilecek olması da bir bütün olarak Aleviler üzerinde bu duyguya yol açmıştır. Yavuz ismi bizi yaralar. O yaralar kaşınmamalı. Onun tarihin derinliğinde saklı tutacaksın. Daha güzel padişahlarımız var. Yani Alevi'nin de diyelim ki reddetmeyeceği padişahlarımız var. Sultan Mehmet Köprüsü'ne itiraz ettik mi? Etmedik. Ona da başka bir isim bulabilirler. Tekke ve zaviyeler kanunu tartışılsın. 1925 yılında kabul edilen kanunla tekke ve zaviyelerin kapatılması, cemevlerinin de kapanmasına sebep oldu.
Bugün cemevlerinin ibadethane statüsü kazanmasının önüne engel olan bu kanunun tartışılması da istekler arasında. Eyvallah, eyvallah, çek atarı illallah, Şah-ı Merdan himmet eyle. Cem evlerinin, Alevi tekke ve dergahlarının asıl anlamlarıyla barışık bir şekilde açılması, devrim kanunlarına, tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanunu tartışmayı mı gerektiriyor? Evet, onu tartışmayı gerektiriyor. Fakat bunun için biraz zaman var denilecek olursa eğer, bunun için yani cem evlerine yasal statü tanımak için 40 tane formül bulunabilir eğer istenirse. Alevlendirilmeye çalışılan Sünni-Alevi çatışmasının önüne geçmek için cami ve cem evlerinin yan yana yapılması tartışılıyor. Bu proje karşılıklı ön yargıların giderilmesine yönelik ne yapmak gerekir sorusuna verilmiş son derece anlamlı, değerli bir cevap. Dileyelim ki her iki kesimin ön yargılarını, tedirginliklerini giderecek, bu mesajı verecek, her kesimin kendi inancını özgürce yaşaması ve herkesin de birbirinin inancına, ibadetine saygı duyacağı bir anlayışı hakim kılacağımız başka örnekler de bunun beraberinde ve devamında gelsin. Ayrıca toplumun önde gelen kanaat önderleri de konuya aynı zaviyeden bakıp kardeşlik ve itidal çağrısı yapıyor. Din bir, Diyanet bir, kitap bir, Kur'an bir, yol bir, yöntem bir, kader bir, acı bir, tatlı bir sürü bu birlikler adına bir sürü köprüler var. Bütün bu köprüleri görmezlikten gelmek veya kurulmuş bu köprüleri yıkmaya çalışmak. Bir de günümüzde kurulmaya çalışan köprüler var. Cami, cemevi, beraber aynı parkta oturup kalkalım. Geçmişe ait bu şeyleri yeniden hortlatarak yeni düşmanlık vesileleri oluşturmayalım gibi böyle çok iyi kaynaşmaya vesile olabilecek köprüler oluşturulmuşken meseleyi sadece bir ada, bir ünvana bağlı bir köprüyle yıkmayalım. Bir köprüyle bir sürü köprüyü yıkmayalım yani. Devlet ilk defa Alevileri dinledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla 2009 yılında Alevi açılımına start verildi. Böylece Cumhuriyet tarihinde ilk defa devlet Alevilerin taleplerini dikkate aldı. Alevi açılımı yeniden. Alevi açılımı çerçevesinde 2 yıl boyunca 7 kez Alevi çalıştayı düzenlendi. Cumhuriyet tarihinden günümüze baktığımız zaman, bundan 3 yıl önceye kadar baktığımız zaman Sayın Başbakan'a Alevi toplumunun çoğunluğu oy vermeyebilir. Ama Başbakan Alevi toplumunun kanaat önderlerini mahtap alarak Muharrem ayının içerisinde birlik, bütünlük yemeğini ilk Ankara Bilkent'te düzenledi. Tabii ondan sonra çalıştaylar geldi. Biz Türkmen Alevi Bektaşi Derneği olarak çalıştaylara katıldık, iftar yemeklerine katıldık. Tabii ki bir ülkenin cumhurbaşkanı geçen yıl Ramazan ayında İstanbul'da bir kuruluşun düzenlediği iftara katıldı. Aslında işin şablonuna bakarsak Alevi toplumu Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne kadar en büyük kazanımı bu hükümet sayesinde yaptı. O günden bugüne hükümet Madımak Oteli'nin kamulaştırılması ve ders kitaplarına Alevilikle ilgili konuların konulması vaadini gerçekleştirdi. Ancak diğer konularda bir gelişme sağlanamadı. Aleviliği ders kitaplarına aldılar. O çalışmalar içerisinde vardık yani o şeyde. Ama yeterli bir Alevilik ders kitaplarına girmedi. Ya Alevilik deniyor ama nedir bu Alevilik? Alevilik inancı denmiyor. Cen denmiş ama ibadet denilmemiş. Bu kadar mı zor? Kardeşim bu benim ibadetim. Yani Alevi'nin cemi caminin namazını etkilemez. Yani Alevi'nin cemi onu etkilemez. Bu benim inancım. Bu benim inancım. Alevi'nin inancı. Ve o da doğru bir şekilde, yeterli bir şekilde ders kitaplarına yansıtılmalı.
Reyhanlı saldırısı ve Gezi Parkı olaylarının ardından oyunu gören hükümet, Sünni-Alevi gerginliğinin önüne geçmek için rafa kaldırdığı Alevi açılımını yeniden masaya koydu. Alevi açılımının geç de olsa raftaki yerinden indirilmiş olması şüphesiz ki olumlu bir gelişme. Gecikmiş de olsa olumlu bir gelişme. Nihayet buna ihtiyaç duyulması, hatırlanmış olması olumlu bir gelişme. Cem evlerinin inanç ve kültür merkezi statüsüne sokularak bütçeden pay verilmesi ve dedelere maaş bağlanması konuşulan konular arasında. Bundan sonra Sivaslar nasıl bir daha Sivaslar yaşanılmasın? İşte onun için Alevi'nin tanınması, Alevi inancının tanınması, ibadet yerlerinin yasal statüye kavuşturulması ve Aleviliğin yaşanmasına müsaade edilmesi, devlet tarafından, hükümet tarafından teminat altına alınması, nasıl ki Sünnilik alınmışsa, Alevilik de böyle tanınır, teminat altına alınırsa, o zaman insanlar arasında da kabul görür. Yapılacak düzenlemeler büyük önem arz ediyor. Çünkü tarafların memnuniyetiyle sonlanacak bir süreç, dışarıda ellerini ovuşturanların planlarını büyük ölçüde suya düşürecek. Adem değil mi bizim atamız? Hava değil mi asil anamız? Aziz Türk oğlu, Türk anayasamız ta azelden böyledir bizim yolumuz. Umarım bu sefer ciddi bir şekilde ele alınır. Yani ciddi bir şekilde alınacaksa. Çünkü her seferinde böyle bir ele alalım ama işte diyelim tansiyonu bir düşürelim, gündemi bir değiştirelim gibi olmamalı. Gerçekten Alevi sorunu sorun değil ama sorun haline gelmeden, yani Alevi'nin bu meselesi sorun haline gelmeden çözülmeli. Karanlık odakların ülkemizi eski karanlık günlere döndürmek için Sünni-Alevi çatışması çıkartmak istediği açıkça ortada. Bu tehdide karşılık toplumun kutuplaşmaya değil, sağduyu ve karşılıklı diyaloğa ihtiyacı var. Her şeyden önce ön yargılar yıkılmalı. Sünni-Alevi'yi, Alevi de Sünni'yi kucaklamalı. Bu haftaki bölümümüzde Alevi sorununu ve çözüm yollarını inceledik. Büyük takip ekibi olarak gündemin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Büyük takipten ayrılmayın efendim. Hoşça kalın. Ve şu anda Hizbullah cemaatinin önünde bekliyor. Sen katilin kardeşim.